Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarından PSL Elektronik, nesnelerin interneti üzerine yaptığı ARGE çalışmaları kapsamında paylaşım ekonomisinin temelini oluşturan yazılım ve ürünleri %100 yerli ve milli olarak üretmeyi başardı. Getz Mobility markasıyla bir elektrikli araç paylaşım platformu kuran ve çok kısa sürede Türkiye'ye yayılan firma, geliştirdiği teknolojiyi dünyaya ihraç etmeye hazırlanıyor. Getz Mobility aslında 2020 yılında başladı. Biz aslında bir elektrikli araç paylaşım platformuyuz. Burada kullandığımız IoT teknolojisi ve varlık yönetimi yazılımımız var arkasında. Biz ilk başta İzmir'de başladık bu işe. Fakat daha sonra bir 10, şu an 10-11 şehirde işletme yapıyoruz. Neden Scoot'a başladık? Çünkü yatırım biraz daha düşük ve daha çok kullanıcı kazanabileceğimiz bir alan. Aynı zamanda ulaşımda mikromobilite dediğimiz 0-7 km arasındaki sorunu en verimli şekilde çözebilen teknolojilerden biri. Scoot'ların hepsi yerli ve milli. Aynı şekilde yazılımımız da yerli ve milli. Gene buradaki mühendisler tarafından yapılıyor. Daha çok şu an Şanlıurfa, Elazığ, Antalya. Antalya'nın tabii birçok ilinde var aynı şekilde. Yeni Yalova'da başladık. Fakat şimdi yurt dışı planlarımız var. Makedonya, işte Karadağ vesaire gibi. Şimdi yurt dışında da yine açılmaya başladık yani. Üretimi Çin'de yapılan scooterları da Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretmeye başlayan firma, geliştirdikleri varlık yönetim yazılımı ile dünyanın önde gelen yazılım firmalarına rakip oldu. Bu ürünleri Çin'den alıyorduk ilk başladığımız zaman. Yazılım bizimdi fakat ürünler Çin'den geliyordu. Burada bir sürü sorun yaşıyorduk. Yedek parça tedarikinde sıkıntı yaşıyorduk, ürün zamanında getirmekte sıkıntı yaşıyorduk. Böyle olunca kullanıcılarımız da bir sürü hasarlı scooter'la karşılaşıyordu. Aynı zamanda ilk paylaşımlı scooter üreten fabrikayız burada. Hani diğer fabrikaların çoğu evet yerli scooter üretimi yapan bir iki tane firma var fakat bunlar paylaşım değil. Bu ne demek? Yani biz daha endüstriyel, daha sağlam, paylaşıma uygun bir ürün çıkartıyoruz. Diğer firmalar son kullanıcı ürün çıkartıyor. Hani biri iyi, biri kötü demek değil bu. Onların kitlesi farklı, bizim kitlemiz biraz daha farklı burada. Aslında bizim yaptığımız yazılım bir varlık yönetim yazılımı. Bu da ne demek oluyor? Biz herhangi bir varlığı, yani bir aracı, skuterı, konteyneri bunu takip edip, fiyatlayıp belli bir dakika üzerinde kiralayabiliyoruz. Bizim yaptığımız yazılımın özelliği biraz da şurada oluyor. Mesela biz şimdi bir skuterle başladık bu işe. Evet, skuter ne yapıyor? Bir dakikalık bir şekilde bir kullanıcıya kiralanıyor. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? İşte bir araba kiralayabiliriz, bir taksi çağırıp 10 dakikalık fiyatlayabiliriz, bir konteyner takip edebiliriz, bir uçağı takip edebiliriz. Aslında bu yazılım çok geniş bir şey. Biz burada scooter ilk başıydı sadece bu yaptığımız kısmı. Bizim aslında şu an takip edemediğimiz bir varlık neredeyse olmayacak gibi bir şey oluyor. Software kısmında bir sürü firma var. Hani biraz daha böyle mass uygulamalardan bahsedersek, mesela Uber var bunlardan biri. Scooter dersek Bird var, Lime var, Tire var. Burada araba paylaşımı dediğimiz noktada belki işte Bolt var, Bolt teknoloji var. Gene kendisi Avrupa firması. Bu tip firmaların biraz daha rakibi oluyoruz bu noktada. Geliştirdikleri yazılımın ARGE faaliyetlerinin sürdüğünü belirten şirket yetkilileri, daha geniş bir ekosistemi kapsayan yeni ürünlerin de piyasaya sunulacağını belirtti. Biz burada aslında otonom scooter üstüne çalışıyoruz. Bu da ne demek? Mesela siz bir aracı çağırıyorsunuz, kendisi size geliyor. Siz kullanıyorsunuz, yani yarı otonom gibi. Sonrasında araç kendi kendine gidip park edip şarj oluyor. Bu biraz daha belediyelerin de işine gelecek. Dışarıda bizim daha önce zaten operasyonumuzu kolaylaştıracak bir model. Bunun üstünde fabrikada çalışıyoruz. Ürün tasarımını biraz değiştiriyoruz buna göre. Yazılım geliştiriyoruz ona göre. Diğeri ise scooter'dan sonraki aşamalara ilerlemek. Scooter bütün bu ekosistem bir parçası çünkü. Araba kiralamada, motor kiralama ya da taksi çağırma uygulama üstünden bunun da üstünde çalışıyoruz. Şu anki ilk tane hedefimiz bu şekilde gidiyor.